Evet, saatler 14.30 ve ekonomi ajandasıyla karşınızdayız. Fırat'ın doğusunda sevgili seyirciler, hemen son dakika haberi olarak zaten ekranda da görüyorsunuz. Fırat'ın doğusunda operasyon başlıyor, sevkiyat başladı. Başkan Erdoğan birkaç güne kadar da operasyona başlayacağız diye bildirdi. Evet, yurt dışında hareket böyleyken, operasyonlar varken bakalım ekonomide durum nasıl, yurdumuzda ve dünyada durum nasıl? Bunları da hep birlikte izleyeceğiz. Beraberinde haberlerimiz var, haberlerimizi de sizlere aktaracağım. Ama ondan önce ajanda gündemle başlıyoruz. Evet, sadece şimdi Avrupa'ya baktığımızda Avrupa'da, Fransa'da yok bu sıkıntılar sevgili seyirciler. Uzmanlar Macron'un ekonomik tavizlerinin Fransa'nın bütçe açığını arttıracağını, ABD'nin İtalya'dan sonra Fransa'yla da uğraşacağını açıkladı. Çünkü İtalya'da da durum gerçekten kötü. Zaten Yunanistan ekonomisini hepimiz çok iyi biliyoruz, iflas etmiş durumda. Dolayısıyla şimdi bir de buna Fransa'nın yaşadığı, biliyorsunuz, asgari ücrete 100 euro bir zam yapacağını açıkladı 2019 yılı itibariyle. Ama pek de duracak gibi değil Fransa'daki halk. Sarı yelekliler. Evet, şimdi ABD Başkanı Trump, Fed'in haftaya faiz artırma ihtimaline eğer dedi bunu yaparlarsa hayal kırıklığı yaşarım dedi ve bu kendi tabiriyle gerçekten piyasalara karşı aptallık olmuş olur dedi. Kendi ifadesiyle hayal kırıklığı yaşarım dedi. Ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Yüksek Öğretim Meclisi toplantısı, YÖK Başkanı Profesör Doktor Yekta Saraç ve Türkiye Odalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun konuşmalarıyla başlayacak. Bu da gündemimizin önemli notlarından bir tanesi. Ve asgari ücret tespit komisyonu 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısında yarın yapacak. Yarın bütün gözler bu toplantıda olacak sevgili seyirciler. Biliyorsunuz bizler de bununla ilgili birçok araştırmalar yaptık, hazırlıklar yaptık, kümülatif değerleri bir araya topladık. Değerli arkadaşım Aykut Akın'la birlikte yaptık biz bunları. Gece sabahlara kadar bu değerleri çıkardık ve biz de ilk müjdeyi vermiştik. 2100 lira olarak asgari ücreti beklediğimizi söyledik. Ama göreceğiz tabii. İlerleyen zamanlarda bunu da göreceğiz. Ve bakıyoruz ki dış ticaret endeksleri bugün açıklandı. Çok önemliydi bu. Dış ticaret endekslerine baktığımızda sevgili seyirciler, ihracat birim değer endeksi Ekim'de yıllık bazda %2.3 azalırken ithalat birim değer endeksi %3.4 arttı. Evet, ajanda gündeme hep birlikte göz attık. Şimdi gündemde çok daha önemli neler var? Onlara bakıyoruz ve notlarla karşınızdayız. Şimdi turizmde biliyorsunuz erken rezervasyon söz konusuydu ve bununla ilgili de sevindirici haberler olmuştu. %40 erken rezervasyon doldu. Yani daha yaza çok fazla bir zaman olmasına rağmen bu kadar kısa bir süre içerisinde rezervasyonların %40 alınması, dolması gerçekten turizmde bu sene çok iyi olacağını, yüzlerimizi güldüreceğini gösteriyor. Uzmanımızdan Erdem Onaran'dan alacağız. Evet Erdem Onaran, seni dinliyoruz. Merhaba Ahmet Bey. Merhabalar, merhaba. Merhabalar. Aslında çok farklı şeyler konuşacakken Cumhurbaşkanımızın öğle arasında, seans arasında yapmış olduğu Fırat'ın doğusuna harekatla ilgili açıklamalardan sonra gündemi tamamen aslında daha farklı tarafa çevirdik. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra o taraftan başlamak lazım. Borsada bir satış olduğunu görüyoruz. Yaklaşık %1'lere yakın bir satış var açıklamanın hemen ardından. Dolar TL'de de bir 5.40 civarına bir tepkime geldi ancak 5.40'tan geriye döndü. Dolayısıyla şu an itibariyle bu açıklama bütün gündemi aslında değiştirmiş durumda. Bu haftaya başlarken biz böyle bir gündemin dışında yarınki özellikle Merkez Bankası toplantısının sonucunu bekliyorduk. Piyasalarda, yurt içi tarafta buna odaklanmıştı. Ancak gündem tamamen şu an
öğlendeki açıklamadan itibaren biraz değişmiş durumda. Dediğim gibi ilk etapta bakıldığında bu açıklamanın ardından Amerika ile karşı karşıya gelinme durumu söz konusudur diye piyasalar bu tarz haberlere, özellikle siyasi bir haber olduğu için, çok hızlı hareket tepki veriyorlar ve biraz şu an gevşemiş durumdayız, ama gerçi açıklama esnasında Amerika ile karşı karşıya gelmeyeceğimizi belirtti. Buradan umarım bir toparlama olur. Çünkü çok önemli seviyelere geldik. 91 bin seviyesindeyiz. Buraların aşağı kırılması durumunda, 90 binin aşağı kırılması durumunda 86 bine doğru bir hareket olabilir. Umarım piyasa bunu toparlar. Dünya tarafına baktığımızda aslında Aralık ayının başında beklenen Aralık sonu rallisi bildiğiniz gibi gerçekleşmiyordu. Bunun da arka tarafında da Huawei'in CEO'sunun Kanada'da yakalanmış olması, daha sonrasında Amerika'da verilerin kötü gelmesi devam ediyordu bu süreci kötü yapan. Ama dün de kefalette serbest bırakıldığı açıklandı ve bunun ardından da yurt dışı piyasalara baktığımızda önce Amerika'da başlayan, Avrupa'da da devam eden bir toparlanma gördük. Aslında tam global anlamda bir toparlanma süreci devam ederken, biz de içeride Perşembe günü Merkez Bankamızın açıklayacağı kararı beklerken bir anda bu öğlendeki açıklama biraz buradaki yönü değiştirdi açıkçası. Ama genel anlamda baktığımızda da dolar TL'de de çok büyük bir şey görmüyoruz. Hani 5.28'in destek almış durumda. 5.28'i destek aldığı için 5.28 ile 5.40 arasındaki hareket devam ediyor. Bu haberle birlikte bir 5.40 denemesi yaptı, fakat tekrar yine şu an 38 civarında devam ediyor. Bu haberin etkisinden sonra yarın yurt içi piyasada dediğim gibi Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleyeceğiz. Biz burada herhangi bir değişiklik şu an için beklemiyoruz. Herhangi bir arttırma ya da azaltma yönünde. Dolayısıyla bu haberin etkisinden sonra dediğim gibi yarın tamamen gözler Merkez Bankası'nın kararında olacak. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz için, aydınlattığınız için. Yarın yeniden zaten beraber olacağız. Bakalım Türkiye'yi, Türk ekonomisini neler bekleyecek? Yarın bunu hep birlikte görmüş olacağız. Ve sevgili seyirciler, şimdi ekonomi haber bültenleriyle devam ediyoruz. Şimdi yerli malı haftası, yerli malı haftası biliyorsunuz, eskiden biz çocukken hep yerli malı haftası ile ilgili okulda etkinlikler yapardık. Keza benim çocuğum da bugün yerli malı haftasında mandalina oldu ve mandalinayı anlattı, mandalina kılığını da anlattı. O kadar güzel ki artık en azından markalaşmak adına yerli malında bu kadar hem iç pazarda hem dış pazarda değer kazanması gerçekten çok gurur verici. Artık bizdeki o yabancılara karşı yabancı özel tamamen bitiyor. Yabancı markalardan artık tamamen arınmamız gerekiyor. Üstelik de bizimkiler çok çok daha kaliteli. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve sevgili seyirciler, kısa adı PERDER olan Türkiye Perakendeciler Federasyonu yerli malı haftası nedeniyle İstanbul'da bir fuar düzenledi ve biz de o fuardaydık. O fuarda çarpıcı röportajlar yaptık. Şimdi hep beraber bunları izliyoruz. Meysu Türkiye'nin ilk meyve suyu. Meyve suyuyla Türkiye'de Meysu'yla tanışıldı. Ondan dolayı da ki ismi meyve suyu, kısaltılmışı Meysu. Bu jenerik bir isim ve çok iyi bir isim Meysu markası. Şimdi bu Meysu markasını bütün dünyada tanıtmaya alıştırıyoruz ve devamlı Meysu dünyanın her tarafına gitmekte. Meyve suyu işte meyveyi her zaman aynı özelliklerde taze bir şekilde saklanması, ambalajlanması ve sunulması. Bundan dolayı Meysu bir meyve suyu markası olarak ilerliyor. Yalnız gelişen bir durum olarak etrafında her gün devamlı yeni çeşitleriyle bunu bir meyve suyu çatı, etrafında gazlı çiçekleri, süt, enerji çiçekleri, %100 ürünleri, değişik tatlar devamlı zamanın damak tadına göre geliştirmekte. Biz enflasyonla mücadelenin ilk gününde içerisindeyiz. Çünkü yerli bir markayız, yerli bir ürünüz. Meysu %100 yerli, Türk sermayesiyle kurulmuş %100 yerli bir marka. Bu mücadeleye destek vermek boynunun borcuydu. Biz de bunu ilk günde vermeye başladık. Soğuk kahve,
3 yıldır yapıyoruz. Yapmış olduğumuz, biz sütü kahveden esinlenerek yaptık. Kendi vatandaşımız, kendi insanımızın damak zevkine uygun yaptık. Ve bu da karşılığını da gördük. Yakın zamanda Tenike'de de çıkartacağız. Ve Türkiye'de de Tenike'de seri olarak çıkartan ilk firma olacağız. Gül şerbeti de, bizim şerbet de ta Osmanlı'dan gelen, geçmişimizden gelen bir içecek. Geçmişin içeceği. Bu geçmişte bizim çocukluğumuzda da bütün hastalara, lohusalara ve haçtan, umreden gelenlere ikram edilen bir içecekti. Biz bunu bir Ramazan olarak değil, 12 ay tüketilen bir içecek oldu. Diğer alternatif, yurt dışı alışkanlığı olan içeceklerin bir karşılığı olmuş oldu. Ve her geçen gün satışı da artmakta ve çeşitlenmekte. Seyidoğlu markası 1952 yılında rahmetli dedem Habes Seyidoğlu tarafından kurulmuştur. 1952 yılında sadece baklava üreterek başlıyor serüvenimiz. 1990'lı yılların başlarında babam yönetim kurulu başkanımız helva reçel bölümüne başlıyorlar. 1990'lı yılların başlarında o zamanki helva reçel sadece baklava mağazalarında satılırmış. Daha sonra o mağazalarda piyasada bakkal, marketlerde yavaş yavaş satılmaya başlanıyor. Bugün günümüze geldiğimizde de yaklaşık 300'e aşkın ürün çeşidimizle beraber piyasalarda, marketlerde, yerel marketlerde, zincir marketlerin hepsinde, özellikle otel, restoran, kafe veren bütün ürünlerde, piyasada birçok yerde ürünlerimiz bulunmakta. Yaklaşık 30 ülkeye ihracatımız var. İngiltere'de, Avrupa'da özellikle çok yaygın bir şekilde piyasada mallarımız satılmaktadır. Bir de Sultan Bacı diye bir markanız da var bildiğim kadarıyla, sizinle ortak. Biraz da ondan bahsedelim. Sultan Bacı markası baklavada bizim kullanmış olduğumuz markamız da şu anda. Bizim helva reçel bünyemizde olarak kendi grubumuzda, kendi perakende mağazalarımızda Sultan Bacı markasını kullanıyoruz. Aynı zamanda Sultan Bacı markasıyla helvamızı, reçelimizi de üretiyoruz. İngiltere'de, Avrupa'da yine aynı şekilde o pazarlarda da Sultan Bacı markasıyla ürünlerimizi veriyoruz. Peki 2009'dan itibaren yeni hedefleriniz nelerdir? Gerçi artık üretmediğiniz bir şey kaldı mı bilmiyorum. Evet. Tatlı anlamda Türkiye'nin en tatlı fabrikası olarak hedefiniz nedir? 2019 yılında yeni fabrikamızı geçmeyi düşünüyoruz. Hadımköy'deki fabrikamızın yanına ilave bir 7000 metrekare daha ilave bir kapalı alanda bir yer yapıyoruz. Kısmet olursa de önümüzdeki 2019'un sonlarına doğru da bu fabrikamızı bitirmeyi hedefliyoruz. Şu andaki hedefimiz o. Şölen 30 yıllık bir firma. Ağırlıklı olarak ilk 20 yılında yurt dışı pazarlarla çalışmış. 10 yıldır da Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Özellikle yurt dışının altını vurgulamak istiyorum. Çünkü dünyanın 107 ülkesinde yerli ve milli ürünlerimizi satıyoruz. Oradaki insanlarla buluşturuyoruz ve ülkemize bu şekilde katkı sağlıyoruz. Son 10 yıldır da Türkiye piyasasındayız. Başarılı bir şekilde ilerlediğimizi düşünüyoruz. Evet, bir de şöyle bir şey var. Makinalaşma ve teçhizat anlamında. Kendi tasarım makinalarınızla çalışıp çok farklı ürünler üretiyorsunuz. Biraz şölenin genel yapısından ve hangi ürünleri ürettiğinden bahseder misiniz? Tabii ki. İki tane fabrikayla çalışıyoruz Türkiye'de. Biri Silivri'de, biri Antep'te. Özellikle Antep'teki fabrikamız sanayi 4.0 özelliğine sahip. Sizin de vurguladığınız gibi belgesele çekilen fabrika. Fabrikada tamamen robotlarla üretim yapmaktayız. Mümkün olduğunca iş gücü anlamında işe daha az müdahale edilen bir üretim tesisimiz söz konusu. Şöyle söyleyeyim, yurt dışında mal sattığımız herkes önce gelip Antep'teki fabrikayı geziyor. Bu Amerika'daki Walmart dahil olmak üzere fabrikayı gezdikten sonra siparişini verip gidiyor. Tabii ki helal sertifikasına sahibiz. Zaten Şölen'in yurt dışında en fazla ürün sattığı, en fazla pazar payına sahip olduğu ülkeler Müslüman ülkeler. O sebepten dolayı Şölen üretime başladığından beri helal sertifikası dahilinde üretim yapmakta. Asla onun haricinde herhangi bir üretim söz konusu değildir. Kalite tesadüf değildir. Onun için kaliteye gerekli yatırımları, Ar-Ge'leri, çalışmalarımız devam ediyor. Hatta ileriye doğru nasıl geliştirebiliriz? Artı 2000 yıllarında yurt dışında Ar-Ge çalışması yaptık. Organik tarımla alakalı 2005 yılında ilk Türkiye'de organik çay ürettik. Dolayısıyla da biz bu üretimden
Sonra daha da kalitemizi normal dökme çaylarımızda daha da nasıl artırabilirize girdik ve müşteri memnuniyetini artırabilmek için yatırımlarımızı devam ettirmekteyiz. Enflasyon Türkiye'nin başında bir beladır. Bu belayı bertaraf edebilmemiz için biz de gerekli elimizden geldiği kadar fiyatlarda %25'e varan indirimler yaptık. Ulusal zincirlerde, yerel zincirlerde, urum bulunan noktalarda genelde fiyatlarımıza geçen yılın altında satışlar gerçekleştirdik ve sattırmaya devam ediyoruz. Bu sıkıntıyı Türkiye'nin sıkıntısıdır. Topyekün bunu aşabilmek için mücadeleye biz de katılmışız. Peki son olarak izleyicimize Karali Çay olarak vermek istediğin bir mesaj var mı? Karali Çay olarak bizim daha pazarı büyütebilmek, bu krizi doğru yönetebilmek, yerel marketlere efendim destek elimizden geldiği kadar sağlamak için ve pazarı büyütebilmek için kalitemizle efendim nihai tüketiciyi buluşturabilmek için mücadeleye devam ediyoruz, yola devam diyoruz. Efendim öncelikle çok teşekkür ederim bize de zaman ayırdığınız için. Biz Hero Gıda olarak Hero Baby markasıyla Türkiye'de bebek gıdası anlamında üretim yapan tek şirketiz, tek üreticiyiz. Dolayısıyla bizim görevimiz, misyonumuz Türk annelerine yardımcı olabilmek. Onlara bebeklerinin en iyi bir şekilde beslenmesi için ürünler sunabilmek. Evet, Hero Baby, kahraman bebekler diyorsunuz. Bebeği bir kahramana dönüştürmek için ne tür ürünler üretiyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz bebeklerimiz ve yetişkinler aslında birbirinden ayrılır. En önemli şey bebek beslenmesiyle yetişkin beslenmesindeki en önemli fark, bir bebekte aslında bir yetişkinde olduğu gibi o bizi yetişkinler olarak bizim kendi kontrol mekanizmalarımız vardır. Bağışıklık sistemimiz gelişmiştir. Bir bebeğin bağışıklık sistemi gelişmemiştir. O yüzden bir bebek özellikle tarım ilaçlarına karşı ki gıdada biliyorsunuz meyve sebze üretiminde tarım ilaçları vardır. Farklı kimyasallar vardır, hormonlar vardır. Bunlardan tamamen arındırılmış tertemiz ürünleri doğru tarlada bulup o ürünleri analiz edip üreterek onları kavanoz mamalarımızda en olabilecek en iyi şekilde annelere sunmaya çalışıyoruz. Bize esasında farklı kılan şey bu. 500'den fazla analizden geçer bir ürün. 500'den fazla analizden geçtiği için de aslında bebek beslenmesine en uygun meyve sebzeyi biz kavanoz mamalarda anneye sunarız. Biliyorsunuz bebeğiniz olduğu zaman gece uykusuz geceler çoktur. Bebeğin uyuyamamasının arkasındaki yatan sebep de aslında bebeğin yeterince beslenememiş olmasıdır. Eğer bebeğin iyi beslenmesini sağlarsanız bebek gece güzel uyur. O yüzden de bizim kaşık mamalarımız var. Devam sütü ve tahıllardan oluşan tahıllı kaşık mamalarımız var. Tahıllı kaşık mamalarımızla da bebeğin gece rahat beslenmesini sağlayıp ve onun daha rahat uyumasını sağlıyoruz. Bu sayede anneye de güzel bir uyku, dinlenmiş bir anne ve ailesiyle beraber sosyalleşebilen bir anne yaratıyoruz. Bütün bunun için tabii ki biz 7 ayrı bölgeden, 19 ayrı şehirden ürünler topluyoruz. Sebzeler, meyveler topluyoruz, tahıllar topluyoruz. Bunu gerçekten çok meşakkatli bir şekilde yapıyoruz. Ve dünyadaki en üstün üretim teknolojisini Türkiye'deki fabrikamızda da bu teknolojiyle gelişmiş fabrikamızda üreterek bunu ambalajlayarak Türkiye'de annelerin hizmetine sunuyoruz. Evet sevgili seyirciler, ekonomi ajandasının sonuna geldik. Yine saatlerimiz yarın 2.30 gösterdiğinde yani 14.30 gösterdiğinde bizler yine burada olacağız. Ekonomi ajandasından şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.